Merhabalar, benim adım Nasya ve herkesin başına gelebilir diye size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Çok hayalperest ve manipüle edilebilir birisi olduğum için annem beni çok iyi tanırdı ve erkeklerle olan ilişkilerimi hep önceden ayarlardı. Bu onun kişiliği ve ben ona göre gençliğin olan bir hataydım. Annemin diğer erkeklerle bir ilişkisi olmadı ama onlara dair kesin bir görüşü vardı. Erkeklerin kadınlarda tek bir şeye ihtiyaç duyduğunu, oyunlarına ve sahte sözlerine kanmamak gerektiğini söylerdi. Ve benim için en kötü ihtimal hamile kalma ihtimaliydi. Annem doğum yapmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar acı verici olduğunu ve her şeyin plana göre olup olmayacağını asla bilemeyeceğimizi, ne tür aksaklıkların ortaya çıkabileceğini anlatan bir video bağlantısı attı. Ve benim için en korkutucu ansa sezeryan doğum olurken karnını kesip bebeği almalarıydı. Kendimize yalanlar söyleyeceksiniz ama farkında olmadan bekleyen hazır pizza gibi bir bebeğin alınması gerekir. Ve sizin ıkınmanız veya doktorun yardımı önemli değil. İşte bu tarz düşünceler yüzünden erkeklerle görüşmeye kesinlikle hazır değildim. O kadar çok korkuyordum ki bir erkek elimi tutsa hamile kalabilirim diye düşünüyordum. Bu yüzden onlardan uzak durdum. Ve onlar da bu hareketlerimden sonra bana yaklaşmak istemediler. Bu yüzden çok üzülüyordum. Hatta hiç de sempatik olmayan kızı yemeğe davet edildiğini gördüğümde birkaç kez ağlama krizi geçirmiştim. Annem bunu görünce muhtemelen aşırı tepki gösterdiğime karar verdi ve bana hamile kalma riski olmadan erkeklerle nasıl iletişim kuracağımı öğretti. Düğüne kadar bir erkekle herhangi bir yakınlık kurmam beni namussuz yapar. Bu yüzden her zaman mesafeyi korumak gerekir. Ama merdivenlerden inmeme yardım etmek isteyen bir beyefendinin elini tutabilirsin. Hemen olmasa da fobim azalmaya başladı ve normal bir şekilde erkeklerle konuşmaya başladım. Hatta elimi tutmalarına izin verdim. Ama daha fazlasına asla. Yaşım ilerledikçe bu korku yavaş yavaş yok oldu. Ve bununla birlikte merakım arttı. Bazılarının öpüştüğünü biliyordum. Ve karınlarının şişmesini dört gözle bekledim. Ama bu gerçekleşmedi. Ama annemin emirlerini dinlemeye devam ettim. Annem benim için mutlak bir otoriterdi ve sözüne karşı yakın arkadaşlarımdan bile bir şey duymak istemiyordum. Bir gün genç bir çocuk beni gerçek bir randevuya davet etti. Bu ana kadar bütün muhabbetimiz okul sınırları içerisindeydi. Bunu anneme anlattım. Dinle kızım. Bu erkekleri çok iyi biliyorum. O yüzden beni iyi dinle. Eğer yürürken ve yanlışlıkla evinin önünden geçerseniz ve yine yanlışlıkla anahtarlarını alması veya su ısıtıcısını kapatıp kapatmadığını kontrol etmesi gerektiğini hatırlarsa seni evine davet edecektir. Çünkü bir kadını dışarıda bırakmak hiç kibar bir hareket değildir. Kendine saygısı olan bir kız sokakta asla yalnız beklememelidir. Bunu unutma ve dairesine girdiğinizde sana sahip olmaya çalışacaktır. Bu yüzden ona tokat atıp hızla oradan uzaklaşmaya hazırlıklı ol, dedi. Annemi dinledim. Fakat bu zamana kadar pişman olduğum şeyi yapmaya karar verdim. Buluştuğumuz zaman her şey güzeldi. Eğlenceliydi ve çaktırmadan evine gittik. Ve her şey annemin dediği gibi olmaya başladı. Onu sokakta beklememem için beni evine davet etti. Ve annemin tavsiyelerini dinleyerek kabul ettim. Şimdi onun dairesinde beni öpmek için kendine çekecek ve bununla onur duyacağını fark ettim. Ama ilk adımı ben attım. Ve bütün kuvvetimle onu öptüm. Öptükten sonra bu senin için diyerek her ihtimale karşı tokat attım. Bana şaşkın gözlerle baka kaldı. Doğru etkiyi bıraktığımı fark ettim. Onu düşüncelere dalması için yalnız bırakmaya ve eve gitmeye karar verdim. Evin eşiğinde kendimden emin bir şekilde haklı olduğunu ve her şeyin dediği gibi olduğunu anlattım. Mutlu bir şekilde ama endişelenme anne, beni taciz etmeye kalktığında daha akıllıca davrandım ve ondan önce davranarak ben onu öptüm dedim. Annem önce dona kaldı. Sonra hemen kalbini tutarak yere yığıldı. Şoka girdim. Hemen ambulans çağırdım. Ambulans gelene kadar onu kendine getirmeye çalıştım. Sorun ne? Ben ne yaptım? Annemi hastaneye yatırdılar. Kalp krizi geçirmiş. Doktorlar ona yardım etti. Ama kalp atışında ritim bozukluğu, nefes darlığı, yatarken bile zor konuşur olmuştu. Doktor zamanla geçeceğini ve huzura ve sakinliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yüzden bu konuyu hatırlamaması için çabaladım. Genel olarak erkekler hakkında hiçbir şey söylemedim. Erkeklerle iletişim kurmayı bıraktım. Çağrılarını görmezden geldim. Sosyal medyadan cevap vermedim. Zamanımı anneme yardım etmek ve ona bakmak için harcadım. Bir süre sonra taburcu edildi ve evde ona bakmaya devam ettim. Çok daha hızlı yorulduğumu fark etmeye başladım. Daha fazla uyumak istemeye ve kusmaya başladım. Bunu anneme söyleyemedim. Ve Google'dan tavsiye almak zorunda kaldım.
Biraz araştırdıktan sonra tüm hamilelik belirtilerine sahip olduğumu fark ettim. Ama nasıl? Nasıl hamile olabilirdim? Sadece öpüştük, o kadar öptüm de mi hamile kaldım? Bu nasıl olur? Görünüşe göre annem haklıydı. Ve ben onu dinlemedim. Ve annemin acı çektiği hayatımın hatasını yaptım. Bu yüzden kendimi ilginç bir durumda buldum. Olanları anlamamda yardımcı olabilir diye doktora gitmeyi düşündüm. Çünkü neler olduğuna tam olarak inanamadım. Ama önce potansiyel babayı aramaya karar verdim. Çünkü o benimle çocuğun sorumluluğunu paylaşmak zorunda. Hemen onu aradım. Ve anında eğer çocuğun sorumluluğundan vazgeçerse mahkemeye kadar gideceğimi söyledim. Tüm erkeklerin sorumluluklarından kaçan bir korkak olduğunu söylemeye başladım. Ama o beni dinlemeden telefonu kapattı. Ne küstah birisi diye düşündüm. Beni bekleyen utançtan korktum ve bekar anne rolü beni dehşete düşürdü. Karnım iyice büyüdü ve sertleşti. Daha fazla kusmaya başladım. Hastaneye gitmeye karar verdim. Benimle doktora gelmesi için bebeğimin potansiyel babasını aramaya başladım. Onu bulduğumda hemen elinden tutarak "Bu senin çocuğun. Benimle doktora gelmek zorundasın." dedim. Elimi bırakıp "Deli kadın, bırak peşimi." dedi ve kaçtı. Kendimi toparlayıp en yakın hastaneye gitmeye karar verdim. Doktor belirtilerimi duyar duymaz kaşlarını çattı ve odasından çıktı. Birkaç dakika sonra odaya başka bir doktorla döndü ve beni bir kez daha ayrıntılı olarak muayene etti. Beni röntgene gönderdiler. Sonra 111 numaralı kapısında onkoloji yazan bir odaya girdim. Soğuk terler bastı ve zor yutkundum. Odaya girerken "Hamilelik olsun, Tanrım lütfen hamilelik olsun" diye düşündüm. Ve sonrasında neler olduğuna inanamadım ama gerçek çok daha korkunçtu. Doktor çok yumuşatıcı bir şekilde anlatmaya çalıştı ama ağzından çıkan her kelime bir yumruk gibiydi benim için. Kanser. 4. dereceden. Metastaz bütün karnımı kaplamış. Bir aydan fazla yaşayamazsın. Gözlerim karardı ve bilincimi kaybettim. Ama kafamda tek bir soru vardı. Annem bensiz ne yapar? Benden başka hiç kimsesi yok. Bilincim yerine gelince ve her şeyi algılamaya başladığımda doktor gülümsemeyle "Bu şekilde endişelenmenize gerek yok. Hala bir şans var. Sizi hemen ameliyata alacağız." Buna ek olarak 4 aşamasında bile çok iyi tahminler veren yeni ilaç geliştirdik. Tümörün yayılmasını durdurabilir ve hatta remisyon başlatabilir. Ama bu tamamen yeni bir şey ve bu konuda elimizde çok az veri var. Bu yüzden dağılım 3 aydan 10 yıla kadar olabilir dedi. O zamandan beri 6 ay geçti. Her şey normal. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve şimdi kemoterapi alıyorum. Doktorlar şimdiye kadar iyi tahlillerle geliyorlar. Annem de iyi. Tamamen iyileşti. Hikayemi sizinle paylaşmak istedim. Böylece hayatınızın her dakikasını her zaman takdir eder, umutsuzluğa kapılmaz ve en zor anlarınızda bile aptalca hatalar yapmazsınız. Sağlığınıza dikkat edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese selam. Bu hikaye sınıfta en sevilmeyen çocuğun nasıl iyi arkadaşlar bulunduğunu anlatıyor. Benim adım Markus ve hikayem eski okulumla başlıyor. Ekim 2018. Sonbahar yılın en sevdiğim mevsimi. Ama moralim annemlerin başka bir yere taşınmamız ve okulu değiştirmemiz gerektiğini söylediğinde bozuldu. Tabii bunda kötü bir şey yok. Babam işi gereği sürekli şehir değiştirmek zorunda kalıyordu. Ama buna rağmen iyi arkadaşlar edinmeyi başardım ve onlardan ayrılmak istemedim. Ama başka seçeneğim yok. Hayat bu. Yeni okulumu görünce moralim bozuldu. Eski eğitim sistemiyle eski öğretmenlere sahip bir okuldu. Tüm imkanlarımın elimden alındığını hissettim. Ama umudumu kaybetmemeye karar verdim ve en azından sınıf arkadaşlarımla iyi anlaşacağımı düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Sınıfa girmek için zamanım olmadı. Beni hemen mayınlar içine, gelecekteki sınıf arkadaşlarımın içine attılar. Bir şey bile söyleyemedim. Beni düşman olarak kabul etmişlerdi bile. Öğretmenimiz beni tanıttı. Herkese el sağladım ve yerime oturdum. Ve tüm filmlerde olduğu gibi arkamda oturan çocuk hemen kulağıma eğilip "Burada öne çıkmaya kalkışma altın çocuk." dedi. Anlam veremedim ama bu beni endişelendirmeye başladı. Neden altın çocuk benim? Neden beni tehdit ediyor? Buna fazla takılmayıp kendimi okulda göstermenin iyi olacağını düşündüm. Her derse soruları cevaplamaya çalıştım. Ödevlerimi yaptım. Hatta öğretmeni bilgisayar konusunda yardımcı bile oldum. Kendimi ne kadar güvenilir bir insanım diye düşünmeye başladığım an sınıf arkadaşlarımın sert bakışlarını üzerimde hissettim. Kahretsin. Burada da batırdım diye düşündüm. Herkesin bana neden böyle davrandığını anlamadan birine sorunun ne olduğunu sormaya karar verdim. Teneffüste sınıf arkadaşım Alice isimli bir kız bana yaklaştı. Sınıfa dikkat etmemi söyledi. Meğer benden önce buraya yeni bir öğrenci gelmiş. O da benim gibi büyük bir şehirden gelmiş.
göze çarpıp kızları taciz ediyor ve buradaki çocukları hor görüyormuş. Bundan sonra yeni sınıfım büyük şehirlerden küçük kasabalarına gelen herkesin böyle sinsi adamlar olduğunu düşünüyormuş. Ama ben öyle değilim diye düşündüm. Ve yemekhanedeyken o yerel kabadayı ile konuşup her şeyi açıklamaya karar verdim. İsmiyle hitap edip, Kyle, tüm bu durumu çözmek ve normal bir çocuk olduğumu söylemek istedim. Daha konuşmaya fırsat bulamadan kafamdan aşağı vücuduma doğru soda yayıldığını hissettim. Üstüme dökmüştü. Sonra suratıma bir yumruk yedim ve yere düştüm. Bu duruma Kyle ve çetesi güldü. Gerçekten sinirlendim. Çabucak kalkıp Kyle'nin yüzüne bir tekme attım. Arkadaşları şoktaydı. Kickboks eğitimi boşuna değildi diye düşündüm. Üçünü de dağıttım. Zor değildi. Yavaş hareket ediyorlardı. Yüzümde korkunç bir morluk belirdi. Yemekhanedeki herkes kibarca söylemek gerekirse şoka girmişti. Artık iyi olmaya çalışmamaya karar verdim. O günden sonra çirkin ördek yavrusu oldum. Derste öğretmenlerle uğraştım. Sınıf arkadaşlarıma kaba davrandım ve Kylie'yi benden uzak tutmaya zorladım. Alice hariç sınıftaki herkes benden nefret etmeye başladı. Kylie'ye ne yaptığını gördü ve ne olduğunu anladı. Benimle konuşmak istedi ama ondan iyice kaçındım. Okulumun sonuna kadar çirkin olacağımı zaten kabul ettim. Ama bir durum her şeyi değiştirdi. Bir gün Alice ikinci kattaki açık pencerenin yanında duruyordu. Onun yanından geçmemi bekliyordu. Ve sonra benimle konuşmak için seslendi. Ama ona bakmadım ve devam ettim. Tam o anda öğrencilerden birileri bir şey paylaşmadı ve kavga başladı. Bu esnada onlardan biri yanlışlıkla Alice'i itti ve o pencereden aşağı düştü. Kızların çığlıklarını duyduktan sonra pencereye koştum ve Alice'in taş çıkıntıya tutunduğunu gördüm. Elimi uzatmak istedim ama işe yaramadı. Pencereden dışarı çıkmak zorunda kaldım. Sonra elini tuttum ama o anda ayağım kaydı ve ben de neredeyse düşüyordum. Ama diğer elimi açık pencereden tutmayı başardım. Ama bu durum hoş değildi. Bir elimle Alice'i ve diğeriyle pencereyi tuttum. Filmlerdeki gibi olduğunu düşündüm. Ama burada kimse yardım edemez. Böyle bir düşüncenin aklımdan geçtiği anda Alice'le beni çeken birini hissettim. Kyle'i görünce daha önce ne kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ve o üçlüsü bizi zorla geri çekebildiler. Tüm kargaşa içinde Kyle'ye yaklaştım ve ona teşekkür ettim. Cevap olarak... Yemekhanedeki olay için özür dilerim. Senin hakkında yanıldım. Sen iyi bir çocuksun, dedi. Kylie ile olan arkadaşlığım böyle başladı. Ama garip olan şey, sınıftaki herkes beni kabul etmek istememesiydi. Kylie kadar zorba olduğumu düşündüler. Bu yüzden Alice'i kurtarışıma bir türlü inanmadılar. Alice'i bile dinlemediler. Bana aşık olduğunu düşündüler ve bu yüzden beni koruyordu. Herkesin önünde kendimi kanıtlamak istemedim. Bu yüzden her şeyi geri aldım. Ama Alice ve Kylie bana sınıf arkadaşlarımın güvenini kazanmama yardım edeceklerini söylediler. Onlardan kurtulmaya çalıştım ama çok ısrarcı davrandılar. Sınıf kahramanı olmam için planlarını dinlemek zorunda kaldım. Önümüzdeki 10 dakika şok oldum. Planları bir Hollywood gişe rekorları kıran film andırıyordu. Alice ve Kylie hepimizi sınıfta kilitlemeye ve göz yaşartıcı gaz atmaya karar verdiler. Ben de bir kahraman olarak kapıyı açıp herkesi kurtaracaktım. Önce göz yaşartıcı gazı nereden alacaklarını sordum. Kyle'in babasının asker olduğunu söylediler ve evinde bir çeşit el bombası varmış. Sonra hepimizi sınıfa nasıl kapatacaklarını sordum. Ve sonra Alice'in annesinin de okulda bir yönetici olduğu ve tüm anahtarların olduğunu söylediler. Tüm bunları duyduktan sonra kesinlikle reddettim. Ama bir hafta sonra kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü Alice ve Kylie her gün beni rahatsız ediyordu. Ben de işe yarayabilir diye düşündüm. Anahtarlar bende olacak. Kötü bir şey olmayacak. Pazartesi günü fizik dersinde planımızı yapmaya karar verdik. Alice öğretmeni koridora götürecek ve daha önce tuvalete giden Kylie kapıyı kilitleyecek. Kylie gazını önceden açtığım pencereden içeri atacak. Fizik dersi ikinci katta yapılıyordu. Bu yüzden kimse pencereden kaçamazdı. Sadece kapı kalıyor. X günü geldi. Son ders fizik dersiydi. Alice öğretmenden onu hasta olduğu için revire götürmesini istedi. İyi bir hasta rolü yapıyordu. Kyle de 10 dakika önce tuvalete gitmişti. Öğretmen ve Alice sınıftan ayrıldıktan sonra geldi ve bizi kilitledi. Bunu kimse fark etmedi. Daha önce planlandığı gibi Kyle'nin ıskalamaması için pencereyi daha geniş bir alana açtım. Kyle bahçeye çıkana kadar 5 dakika daha geçti. Gaz bombasını sınıfımıza attı. Bunu kimse fark etmedi bile. Gaz patlamaya başlayana kadar. Burada gerçek bir panik başladı. Bütün çocuklar ne olduğunu anladılar ve telaşlanmaya başladılar. Kızlar sadece bağırmaya başladı. Erkekler kendilerini kurtarmak için dolapların üstüne çıktı.
Biri masanın altına girmiş, kimse koridordan çıkmayı akıl edemez diye düşündüm. Ve sonra kaderin emriyle sınıf arkadaşımız Reed kapıya koştu. Ama kilitliydi. Bunu herkese söyledi ve panik sadece artmaya başladı. ''Merak etmeyin, bu kapıyı açıp sizi kurtaracağım.'' dedim. Gaz sesi içinde gözyaşları yüzünden kimse kapıyı anahtarla açtığımı göremezdi. Elimi cebime attım. Dona kaldım. Cebimde anahtar yoktu. Tüm eşyalarımı karıştırmaya başladım. Anahtar hala orada değildi. Ve sonra Alice'in bana teneffüste vermediğini hatırladım. Lanet olsun. Planın en önemli detayını unutmuştuk. Şimdi ne yapacağız? Görüş açısı giderek kötüleşti. Sınıfa Alice ve öğretmen geri döndü. Durum kötüleşiyordu. Alice öğretmene planımızı anlatmak istemedi. Ama başka seçeneği yoktu. Bana anahtarları vermeyi unuttuğunu fark etti. Ve onları alıp kapıyı açmak zorunda kaldı. Sınıftaki herkes hemen dışarı çıktı. Herkes öksürüyordu ve gözlerini açamıyordu. Öğretmenimiz öfkeliydi. Hemen müdürü anlattı. Kylie ise güvenlik görevlisi tarafından yakalanmıştı. Ve üçümüz müdürün odasına götürüldük. Bize temizlik cezası verdiler. Kabul etmek zorunda kaldık. Bütün bir yıl okulun bahçesini biz temizleyecektik. Ama kovulmadığımız için şanslıyız. Sınıf arkadaşlarımız artık sadece benden değil, şimdi de Alice ve Kylie'den nefret ediyordu. Sınıf kahramanı olmayı kesinlikle başaramadım. Ama kalan zamanımı okulda geçirdiğim iyi arkadaşları edindim. Alice ve Kylie ile bir sürü ilginç şey yaptık. Sen de videoyu beğen ve yorumlara okulda başına gelen ilginç bir olayı yaz. Ve kanalımıza abone olmayı unutma. Selam, benim adım Helen. İş arıyorum. Tavsiye edebileceğiniz bir iş var mı? Bir sürü şey yapabiliyorum. Bulaşık yıkarım, çocuk bakarım, köpek gezdiririm ve hatta sizin için markete bile gidebilirim. Tabii ki çok fazla değil ama meşgul insanlar için gerekli beceriler. Şimdi ufacık çocuğun paraya ne ihtiyacı var diye soracaksınız. Size göre her şeyim var. Evet, gerçekçi olmak gerekirse birçok şeyim var ama en önemli şey yok. Aile. Her şey bir yıl önce başladı. Bizimkiler birbirlerini çok seviyorlar. Babam sürekli anneme çiçek hediye ediyor, akşamları birlikte geziyorlar. Annem sık sık babamın sevdiği pastadan yapıyor. Her zaman böyle kalacağını düşünüyordum. Herkesin öyle olmalı. Sonra babam çok hastalandı. Hastaneye gitmeye başladı. İlaç ve diyet verildi. Annem pasta yapmayı bıraktı. Çünkü artık pasta babama yasaklanmıştı. Babam da çiçek almayı bıraktı. Çünkü doktor çiçeklerin babamın başını ağrıttığını söyleyip yasakladı. Ve yine reçeteye göre akşamları dışarıda gezmek babam için sağlıklı değildi. Annem çok üzülüyordu. Babamsa susuyordu. Evi hüzün kaplamıştı. Çok endişelenmiştim. Ve yardım etmek için ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ama annemler buna gerek olmadığını söylediler. Ev adeta hastaneye döndü. Yüksek sesle konuşmak bile yasaktı. Babam hastaneye çok gitmeye ve orada fazla vakit geçirmeye başlamıştı. Hatta bazen bizsiz hafta sonları bile gidiyordu. Biraz hava almak iyi gelirdi herhalde. Bunu gören annem iyice beter oldu ve sık sık ağlar oldu. Bu duruma çok üzülüyordum. Hep aileme nasıl yardım edebileceğimi düşündüm. Annem babamın ilaçlarına çok para gittiğine ve buna para yetmediği için dert yanıyordu. Nereden para kazanabilirim diye düşündüm. Ve bu şekilde ilk işime atıldım. İlginç zamanlardı. Kendimi bir oyunun içindeymiş gibi hissediyordum. Sabah uyanıyor, hazırlanıyor, çantamı alıp okula koşuyor, yolda benden küçük olan komşu çocuğunu okula bırakıyordum. Bunun için haftalık 10 dolar veriliyordu. Okuldan sonra postaneye gidip postaları dağıtıyordum. Bunun için saatlik 3 dolar alıyordum. Sonra ise komşularımız için market alışverişi yapıyordum. Tek sefer için bana 5 dolar veriyorlardı. Eve gidip anneme yardım edip ev ödevlerimi yapıyordum. Bazı akşamlar bakıcılık yapıp saatine 15 dolar kazanıyordum. Eve geldiğimde babam evde değilse annemi teselli ediyordum. Babam evdeyse bu işe bir çare arıyorduk. Zor zamanlar olmasına rağmen problemlerden uzak durabiliyordum. Kazandığım bütün parayı bir kutunun içinde sakladım. Annem bu paraların bana daha gerekli olduğunu söyleyerek reddetti. Zamanla kutuda ciddi rakamlar birikti. Gerçekten çok yoruluyordum. Ama para biriktirip babamı iyileştirebileceğimizi düşünüp durdum. Ailem çalışma saatlerimi biliyorlardı ve bununla çok dalga geçiyorlardı. Bir gün postanedeyken hiç beklenmedik bir olay oldu. Postacı hastalandı ve benden acilen etiketlenmiş bir paketi yakında bulunan bir adrese teslim etmemi istediler. Evin nerede bulunduğunu bildiğim için parktan geçerek zamandan kâr etmek istedim.
Hava çok güzeldi. Hemen değil de biraz gitmek istedim. Önümde babamın montuyla çok benzer mont giymiş bir çift yürüyordu. Kadın elinde lale buketi tutuyordu. Bizimkilere çok benzedikleri için hoşuma gitmişti. Onları geçip kim olduklarına bakmak istedim. Hatta sağlıklarına dikkat etmelerini, mutluluk için önemli olduğunu söylemek istedim. Onlara yetişmeye çalıştım. Adamın sesi babamın sesine çok benziyordu. Mutluyken annemle de bu ses tonuyla konuşuyordu. Şaşırmış biçimde kapşonumu takıp onları geçtim. Ve boş bir banka oturdum. Bana yaklaşmalarını bekleyip bu adamın kim olduğunu merak ettim. Onun babam olduğunu görmekten çok korkuyordum. Ama o olmadığından emindim. Kafamı bir türlü kaldıramıyordum. Bana yaklaştıklarını anladım. Adamın ayakkabılarının babaminkilerle aynı olduğunu gördüm. Onların mutlu sesini daha net bir şekilde duydum. Korkuyordum. İlk başta yapamadım. Ama sonradan bir anda başımı kaldırdım ve ona baktım. Göz göze geldik. Sendeledi. Bu benim babamdı. Beni görünce kadının elini bıraktı. Kadın çok şaşırmıştı. Durup bir babama bir bana bakıyordu. Ben şoka girmiş, babam da susuyordu. Çığlık atıp oradan kaçmaya başladım. Bankta paketi unuttuğum sonradan aklıma geldi. Paketi hatırlayıp geri döndüm. Döndüğümde hala orada oturuyorlardı. Kadın babama bir şeyler diyordu. Hiçbir şey anlamadım. Paketi alıp uzaklaşmak isterken babam omzumdan yakaladı. Onun doktor olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu ve bu şekil tepki vermemin yanlış olduğunu söyledi. Bu sırada kadın doktor olmadığını, babamın hasta olmadığını ve bu yalanları artık bırakmayı ve babamın her şeyi çözeceğine söz verdiğini, bir kız olduğu için bizi bırakamayacağını ama artık her şeyi bildiğim için yalan söylemeyi bırakmasını söyledi. Kadın elindeki lalelerle babamın suratına vuruyordu. İyi ki gülle vurmuyor diye düşündüm. Adeta duman içinde duruyordum. Neden böyle olduğunu anlayamıyordum. Anladığım tek şey annemin bunu kaldıramayacağıydı. Bir an babamın evden ayrılışıyla annemin pencerenin başında ağlamaya başlayışı gözümün önüne geldi. O an elimle kulaklarımı kapatıp çığlık atmaya başladım. Eve nasıl vardığımı hatırlamıyordum. Uyandığımda yanımda annemle babam vardı. Gözümün içine bakıp su ikram edip yemek yediriyorlardı. Beni okulda psikoloğa gönderdiler. Uzunca benimle konuştuktan sonra işten dolayı çok yorulduğumu ve dinlenmem gerektiğini söyledi. Annem işe gitmemi yasakladı. Benim için çok endişelenmişti. Peki ya babam? Tekrar gitmeye başlamıştı. Doktoru onu aradığında titreyip hemen sokağa fırlıyordu. Annem ikimize de üzülüyordu. Babamın bu durumunu anneme anlatamadım. Ve babamı da nasıl durduracağımı bilmiyordum. Tam bir felaketti. Bir gün solgun göründüğüm için okuldan biraz erken ayrılmama izin verdiler. Kendimi iyi hissediyordum ama eve gidip biraz sessizlikte neler olacağını düşünmek istedim. Odama gidince şok oldum. Babam kutumdan biriktirdiğim paraları alıyordu. Beni gördü. Yatağa oturup ağlamaya başladı. Açıklama yapmasını bekledim. O kadını sevdiğini, tatil, alışveriş ve başka şeyler için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hastalığı bilerek ayarlayıp parayı ortak hesaptan aldığını anlattı. Oradaki para tükenince kadının kendisini kabul etmeyeceğini anlamış ki bizi de bırakamıyordu. Daha birçok şey anlattı. Ama ben hiçbirini dinlemedim. Bizi bırakmaması için ona para ödemeye hazırdım. İşlerime geri döndüm. Ama son zamanlarda para yetmemeye başladı. Ama ne yaparsınız? Her şey sevgili annem için. İşte böyle arkadaşlar. Benim adım Helen. İş arıyorum. Tavsiyeniz var mı? Herkese selam. Benim adım Kira. Size çocukların nasıl dünyaya geldiğini anlatmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ama uzun zaman sonra leylekler tarafından getirildiklerini öğrendim. Evet, leylek. İnanmıyorsunuz belki ama bunu size kanıtlayacağım. Her şey çok uzun zaman önce başladı. Kuzenim Natalie ve ben evde büyük anne ve büyük babamın kütüphanesini topluyorduk. Ben kitapları seçerken Natalie de içinde eski fotoğraflar ve belgeler olan bir kutuyu aldı. İçinde bir sürü ilginç belge vardı. Ama bizim ilgimizi fotoğraflar çekiyordu. Fotoğrafta büyük anne ve büyük babamın gençlik fotoğrafı vardı. O kadar ilginçlerdi ki. Ve babalarımız da oradaydı. Dar, İspanyol paça pantolonlar dikkat çekiyordu. Ve bir düğün fotoğrafı. Harikaydı. Ve sonra Natalie kutuları aşağı indirirken bunlardan birini düşürdü. Ve yere bir sürü kağıt döküldü.
Hepsini toplamaya başladık ve Natalie içlerinden bir kağıdı alıp dikkatlice okuduktan sonra koşarak odadan çıktı. Ben de arkasından koştum. Yatağa yatmış hüngür hüngür ağlıyordu. Ne olduğunu anlayamamıştım. Cevap vermiyordu. Yalnızken kendine gelmesi daha kolay olur diye düşünüp odadan çıktım. Akşam yemeği için herkes masada toplanmıştı. Natalie'nin babası komik hikayeler anlatıyor. Annem sürekli neden mutsuz olduğumuzu sorup duruyordu. Sonradan çok yorgun olabileceğimizi düşündüler. Bütün akşam kuzenimi izledim. Hepimize sessizce baktı. Bir hafta tatil olmuştu. Ve bu süre zarfı boyunca Natalie hep üzgündü. Ve kağıtta ne yazdığını bir türlü söylemiyordu. Ailesine ne soracağımı da bilemiyordum. Ne soracaktım ki? Neler olduğunu anlamıyordum bile. Hepimiz evlerimize gittik. Bir süre sonra teyzem annemi aradı ve uzun bir süre ağladı. Natalie'nin dayanılmaz hale geldiğini, herkesle tartıştığını, sadece küçük kardeşinden nefret etmeye başlayıp onu incittiğini söyledi. Neler olduğunu anlayamayarak ziyarete gelmemi istedi. Misafirliğe gittik. Natalie ile konuşmak istedim ama onun benimle konuşmak istemeyeceğini düşünüyordum. Tam tersine o benimle konuşmak istedi. Ailemizden nefret ettiğini, herkesin yalan söylediğini söyledi. Temizlik sırasında evlatlık edinme formunu bulmuştu. Anlaşılan ben babamın kızı değilmişim. O yüzden bu kadar katıydı. Dünyam başıma yıkılmıştı. Çok kötü bir şeydi bu. Şoktaydım. Natalie bana koruyucu aileler hakkında korkunç şeyler anlatmaya başladı. Kesinlikle çok korkmuştum. O akşam iğrenç geçti. Dün gece uyuyamadım ve aileme bir şey söylememeyi tercih ettim. Eğer bildiğimi öğrenirlerse iyi olmayı bırakıp Natalie'nin bahsettiği dehşetlere başlarlar diye korkuyordum. Ve bir sabah Natalie aradı. Dün ödevini kaybettiğini ve benimkini ona vermemi söyledi. Karşı çıktım ama o zaman herkese bu olayı anlatacağını söyledi. Kabul etmek zorunda kaldım ve yapmaya başladım. Hayatım cehenneme dönüşmüştü. Sürekli bana bir şeyler yaptırmaya çalışıyordu. Bahçelerini toplamamı, onun ödevlerini yapmamı, küçük kardeşiyle gezmemi, ona cips getirmemi, hatta erkeklerle gezmeye gittiğinde onu korumamı istiyordu. Bütün bunlardan nefret ediyordum. Ama elim kolum da bağlıydı. Reddedersem aileme olanları anlatacaktı ve ailem bana kötü davranmaya başlayacaktı. Geceleri ağladım. Ailemden utandım ve onlardan korktum. Kuzenimden daha çok korktum. Notlarım düştü. Ev işi yapmak için zamanım yetmemeye başladı. Ailem benimle konuşmaya karar verdi. Son birkaç ay çok yıpranmıştım. Dayanamayıp ağladım ve her şeyi bildiğimi onlara anlatıp şantajdan bahsettim. Babam uzun süre sessiz kaldı. Annemse bunu daha önce söylemem gerektiğini söyledi. Yarına kadar beklememi istedi ve gittiler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlayamamıştım. Ertesi gün büyük anne ve büyük babamı ziyarete gittik. Akşam yemeği hazırlandı ve sofraya toplandık. Amcam ve teyzem çok ciddiydi. Büyük babam zamanın geldiğini ve ailede sır olmaması gerektiğini söyledi. Ve amcam gerçeği anlatmaya başladı. Uzun zaman önce amca ve teyze yeni evlendiklerinde evlerinin yanında büyük bir leylek yuvası varmış. Ve her baharda leylekler oraya konarmış. Ve ilk baharda bir gün leylekler uçarken sabahın erken saatlerinde kapı çalınmış. Ve yeni doğmuş bir çocukla birlikte bir sepet kapıda duruyormuş. Bir kızmış ve leylekler onlara bir bebek getirdiğinde onu bırakmaları gerektiğine karar vermişler. Sonra uzun bir evlat edinme sürecinden sonra neredeyse bir yıl Natalie resmen kızları olmuş. Ve birkaç yıl sonra ve aynı baharda bir oğulları dünyaya gelmiş. Natalie'yi çok seviyorlarmış. O sıra dışı bir çocukmuş. Çünkü onu leylekler getirmiş. Amcam anlattıktan sonra Natalie ağlamaya başlayıp o da gerçeği anlatmaya başladı. Evlat edinildiğini belgeleyen bir kanıt bulmuştu ve çok korkmuş. Her an ailesiz kalabileceğine karar vermiş ve daha az sevildiğini, onlar için değersiz olduğunu hissetmiş. Sonra yalnız başına acı çekmemeye karar verip bana da üvey olduğumu söylemiş. Korkan ve acı çeken tek kişi o değildi. Şimdi çok utanıyor ve bunu nasıl düzelteceğini bilmiyordu. Hepimiz ağlayıp Natalie'ye ve birbirimize sarıldık. O zamandan beri ailelerimiz daha da yakınlaştı. Artık leyleklerin gerçekten çocuk getirdiğini biliyorum. Yeni şeyler öğrenmek istiyor musunuz?
O zaman kanalımıza abone olun ve çana tıklayarak son yeniliklerden haberdar olun. Merhaba, ben Elina. 23 yaşındayım ve seyahat etmeyi çok seviyorum. Babam bir turizm şirketinde çalışıyor. Bu yüzden çocukluğumdan beri sık sık farklı ülkelere gittim ve inanılmaz yerler keşfettim. Bir gün bir adamın otostopla farklı ülkeler gezdiği bir filmi izledikten sonra aynı şeyi yapmaya ve tüm eyaletleri dolaşmaya karar verdim. Fikir gerçekten ilginçti ama aynı zamanda çok tehlikeliydi. Tek başına gitmenin tehlikeli olması nedeniyle ailem buna izin vermiyordu. Ama o kadar motive oldum ve ilham aldım ki kendime hayır diyemedim. Gerekli tüm eşyaları topladım, para biriktirdim ve bir gece gizlice evden kaçtım. Komşu şehre bir tren bileti alarak yola çıktım. Bu komşu şehir orada duranlar yapan kamyoncularıyla ünlüydü. Hemen bunun başlamak için mükemmel bir yer olduğunu anladım. Şoförlerin takıldığı bir bara gittikten sonra potansiyel kurbanımı aramaya başladım. Yola çıkabileceğim bir şoför arıyordum. Garsona en iyinin kim olduğunu sorduğumda Vinny'e rastladım. İri ama buradakilere göre çok iyi bir adam. Yanına oturdum ve nereye gittiğini sordum. Beni iyice süzdü. Onun iyi biri olduğunu düşündüm. Neden herkes onu böyle görüyordu ki? 2 dakika sessiz kaldı ve sonra ince, yumuşak bir sesle "Üzgünüm, bu hamburgeri ısırmak zorunda kaldım," dedi. Az kalsın sandalyemden düşüyordum. Çok kibar davranıyordu ve sesi benimkinden daha güzeldi. Rotamızın benim yolumun yarısına denk geldiğini öğrendim ve beni de yanında götürmeyi memnuniyetle kabul etti. Onunla yaptığımız yolculuklar tek kelimeyle mükemmeldi. Yolda komik videolar kaydetmeyi seviyormuş. Ondan bir sürü ilginç seyahat hikayesi duydum ve bana her durduğumuz lokantada dondurma ısmarladı. O tanıştığım en kibar insandı. Ama ayrılık zamanı geldi. Nashville kasabasında bana son kez dondurma ısmarladı ve yoluma devam ettim. Yeni yoldaşım çok sessizdi. Hatta süper sessiz. Ondan duyduğum tek şey "Benimle gelebilirsin."di. Onu zar zor duydum. Adını bile bilmiyorum. Ama bana güvenilir bir şoför olduğunu söyledi. Ve sorun çıkarsa beni kurtarabilirmiş. İşte yeni arkadaşımdı. Bir gün polis bizi bir arazinin ortasında durdurdu. Her zamanki gibi sürücülerden belgeleri istediler. Yük kamyonları dışında normal araçların nadiren geçtiği çörek arazinin ortasında trafik polisleri bekliyordu. Gerçekten biraz ürperticiydi. Neler olduğunu sordum. Arabadan inmemizi istediler. Ve ben adını bile bilmediğim arkadaşımla beraber indim. Kamyonun arkasını göstermemizi istediler. Kabul etti. Hepimiz arabaya yaklaştık. Tam kasayı açacakken arkadaşım aniden beni yakaladı ve boğazıma bir bıçak dayadı. Çok korkmuştum. Polis sadece bir seyahat arkadaşı olduğumu biliyordu. Bu yüzden riske giremezlerdi. Yeni kötü arkadaşım beni onunla kaçmam için zorladı. Böyle bir durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Beni tehdit etti ve başka çarem de yoktu. Ona itaat etmek zorunda kaldım. Polis memurlarının aslında onu takip eden FBI ajanları olduğu ortaya çıktı. Kasasında tonlarca uyuşturucu olduğu ihbarı gelmiş. Öğleden sonra çörek arazinin diğer tarafındaydık ve tamamen farklı bir yola geçmiştik. O geceleri kaçmanın daha kolay olacağını anlamıştım. Bu yüzden FBI'ın bizi bırakmayacağını ve beni kurtaracağını umuyordum. Ama arkadaşım oldukça zeki bir çocuktu ve otostop çekmeye başladı. Rehin olduğumu itiraf edersem beni ve şoförü öldüreceğini söyledi. Birkaç dakika sonra tanıdık bir kamyon yanımızda durdu. Oturduk ve kamyonu hemen tanıdım. Bu Vinny'ydi. Bana baktı ve göz kırptı. Sessiz kalmam gerektiğini fark ettim. Sabaha karşı bilmediğim bir şehre yaklaştık. Ama önce bir benzin istasyonunda durduk. Vinny parayı ödemek için dışarı çıktı ve yemek ister miyiz diye sordu. Hayır demeyeceğimi söyledim. Ve sonra hepimiz yol kenarında bir kafeye gittik. Bir masaya oturduk ve yemeye başladık. Kafedeki insanlar biraz garipti, gergin görünüyorlardı. Birden arkamızda oturan bir adam uyuşturucu satıcımıza dönüp ona silah dayadı. Kurtarıldım. Görünüşe göre kafedeki herkes FBI ajanıydı. Ve Vinny onlara yardım ediyordu. Rehin alındığımı öğrendikten sonra FBI'ya yardım etmek için gönüllü olmuş ve onlarla bir plan hazırlamış. Bir suçlunun kaçmak için bu yolu seçeceğini biliyordu. Böylece ailemin bilmediği inanılmaz yolculuğum sona erdi. Sadece evden kaçtığımı düşünüyorlardı. Asla sessiz sürücülerin aracına binmeyin. Sonuçta sizi ne beklediğini kesinlikle bilmiyorsunuz.